Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği ve Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Sivil Toplum İlişkileri Genel Müdürlüğü ortaklığıyla yapılan Azerbaycan Dayanışma Şöleni Leyla Atakan Kültür Merkezi Şefik Postalcı Konferans Salonu'nda yapıldı. Önceki gün yapılan Ermenistan diasporasının iftiralarına cevap projesi söyleşilerinin ardından bugün yapılan dayanışma etkinliğine Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Nurettin Bulut, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Yasemin Met, GİMAZDER Başkanı Hüseyin Veliyev, AZERKAT Başkanı Belkıs Yakıcı, İYİ Parti Dış Ülkeler ve Türk Dünyası Komisyonu Başkanı İbrahim Demirtaş, Kocaeli Rumeli Türkleri Dernek Başkanı Recep Altıntip ve kısıtlı sayıda davetli katıldı. Toplantıda konuşan Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, "Türkiye her zaman yanımızda dimdik durdu" sözlerine yer verdi. Devlet ilişkisine Türkiye ve Azerbaycan'ı rahatlıkla, gururla örnek verebiliyoruz. Saymakla bitiremeyiz ama Çanakkale'de 1800'ün üzerinde Azerbaycan'dan gelip şehit düşen Karayağız genç oğlanlar vardır, kardeşlerimiz vardır. Bunlar Avusturya'dan gelen, maksatlı gelen, ülkeyi işgal için gelen paralı asker falan değiller. Bunlar kardeş ülkenin işgal edilmemesi için canlarını feda eden insanlardır. Ardından kürsüye çıkan Kocaeli Vali Yardımcısı Ekrem Çalık, Kurtuluş Savaşı sırasında Ermeni çeteleri büyük katliamlar yaptı sözlerine yer verdi. Yani biz 19. yüzyılı öğrenmekle başlarsak 20. yüzyılı ve bugünü daha iyi anlarız. Osmanlı İmparatorluğu üzerine nasıl gidildiği, Abdülhamit'in nasıl çembere alındığı, Osmanlı'nın nasıl çökertildiği karşılandığı, Çanakkale'de, Irak'ta İngilizleri perişan etmemize rağmen Türklerin nasıl mağlup sayıldığı, en yakın tarihimizi bilmekte fayda var.